Esenlikler arkadaşlar, ben o gün Crusader Kings 2 Mercia Krallığı yeni bir bölümüne hoş geldiniz işte. Bu ülkede oynuyoruz. Bu aralar, yani bu arada son zamanlarda en sevdiğim oyun Crusader Kings 2. Bir tane İsveç serisi oynuyorum kendim tek başıma. Şurada bir Svealand Krallığı vardı, onunla oynuyordum. Bayağı zevkli İsveç tarafında oynaması. Onlara özel eventler falan var. Eğer bu seri biterse bir dahakine orada başlayabiliriz. Neyse. Şöyle oyunu hemen başlatıyorum. Bu arada en son bir tane kız çocuğu geçmişti. 3 yaşında kendisi. Onun yerine teyzesi yönetiyor şu anda ülkeyi. Bunu evlendirip bir şeyler yaptırmamız gerekiyor. Şunu seçmemiz gerekiyor çünkü bunu seçmezsek... bakayım... Aynen, bunu seçmezsek bizim ırkımızdan olmuyor, yani bizim soyumuzdan olmuyor daha doğrusu. Eğer yani seçmezsek oyun bitiyor direkt. Onun için buradan güzel bir adam seçmeye çalışacağız. Mesela bunu seçebiliriz. Genius olduğu için bu Genius özelliği daha önce söylediğimi bilmiyorum ama çocuklarınızda da geçiyor ve gördüğünüz gibi her şeye artı 5 veriyor. Mükemmel bir şey bu. Her şey tamam. O zaman bunları bir sözlendiriyoruz. İleride evleneceklerine dair. Bakalım izin verecek mi oranın kralı. Şimdi birini hapsedebiliyoruz, bu arkadaşı. Bu arkadaş bana ne yapmıştı? Bilmiyorum ama şu anda hapsedebiliyoruz. Kendisi... kim ya bu? Bizim neyimiz oluyor ki? Kortiyerimizmiş. Bavarya'da işte hak iddiası, bize pek bir zararı yok aslında kendisinin, onun için kendisini hapse atmak istemiyorum. Neyse. Evet, evlenmelerine izin verdiler. Bu arada ben meclisi açtım mı, niye meclise sormak zorunda kalıyorum? Yo, meclis yok aslında, neyse. Bunlar evlenebilir diyor ama bizim teklifimizi kabul etmiyorlarmış. Neden? Bu arkadaş bizim teklifimizi kabul etmiyor. Wessex'in kralı. İyi etmesin, zaten onları fethedeceğiz. Evet. Bu arkadaş doğdu. Evet, benim soyumdanmış bu. Bir bakayım bunların parentları kim? Evet, Martellinial yaptığımız için herhalde bu çocuk bizim soyumuzdan geldi ve bir saniye. Relations nerede ya? Hair'ımız nerede? Neden bu hair? Tam neden bu hair derken adam öldü. Tamam. Bizim hair'ımız başka birisi olması gerekmiyor mu? Bir tane çocuk vardı. Şu anda teyzemiz görünüyor ve bizi yöneten bu arkadaş. Ki kendisi bizi hiç sevmiyor. -52. Neden böyleymiş? Evet, hem title'larımızı istiyormuş hem de hırslı birisiymiş kendisi. Aslında bunu öldürebilsek, neyse. Saklanmaya göndereceğim bizim şeyi. Çünkü öldürebilirlermiş, biliyorsunuz burada plotlardan bulabiliyorsunuz. Bizi öldürmeye çalışıyormuş bu arkadaş. Ve 3 kişi de yardım etmeye çalışıyormuş. O zaman biz de... end plot diyelim, bir soralım. Evet, istemeyecekmiş. Neyse, artık böyle bir şekilde gideceğiz. Bu arada ha, Regency'de yönetildiğimiz için, yani daha 15 yaşında olmadığımız için meclise sormak zorunda kalıyoruz ve buradaki devlete savaş açmak isterken bize izin vermiyorlar. O zaman hızlıca buraları geçmemiz gerekiyor. Evet, hide konumundayız şu anda. Kimdi ya? O çocuğu bir daha görmek istiyorum. Bu muydu? Karakterler nereden bulunuyor? Şöyle, ismi buydu. Kort'tan mıydı acaba? Hmm.
Evet, göstermiyor nedense. Keşke ismini ezberleseydim o çocuğun ya da annesinin. Vassalların içinde de olabilir. Herhalde şurada sağ üstünde kan simgesi olunca bizim oğlumuz oluyordu. Onu ne diyor? İsyanesi artıyormuş ve ilişkiler kötüleşti. Ha, şu var. Bu kim? Ne bu? Ha, bizde Courtier. Kardeşimiz falandır herhalde. Ha, bu çocuk. Değil mi? Aynen, bu çocuk. Şöyle bir gelelim. Bu arada ne oldu? Her tarafta yeşil dumanlar çıkıyor. Şimdi bu çocuğu bizim iyi bir geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü ben bunu varis yapmayı düşünüyorum. Aslında evlendirseydik şununla bayağı güzel olurdu. Şununla. Ama o tabii evlendiği için şimdi şey olmuyor. Keşke daha önceden çıksaydı bu çocuk da evlen. Ne diyor? Bu kim ki? Ha, piçmiş. Bizim soyumuzdan bir piçmiş kendisi. Neyse, şimdilik devam edeceğiz yani, yapacak bir şey yok. Hızlıca gitmemiz gerekiyor. Yani hiçbir şeye izin vermiyor şu anda. Şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi bize eksi 20-30 bakıyor. Ki hem kız olduğumuz için, hem yaşımız 15'ten küçük olduğu için, hem de yeni geldiğimiz için bize şey yapıyorlar. Evet, bir tane plot daha açığa çıktı. Yapacak bir şey yok. Yani bizi seven adam yok ki. Nereye baksak eksi 28, eksi 27. Erkek çocuğunun ölmesi çok kötü oldu. Bu arada Batı Fransa Devleti isyancıları bastırdı sayılır. Ne diyor? Şimdi biz prestij mi? Bu kim ki? Mareşalimmiş. İlişkimiz kötüleşmesin. Bizans İmparatorluğu hala sağlam duruyor. Abbasiler de öyle. Oğuzlar nerede acaba? Oğuzlar ne zaman gelecek Anadolu'ya? Mesela şu devlet. Yani bu Türk galiba. Bir eleman öldü. Hastalıktan ölmüş. İyi ölsün, zaten 56 yaşına gelmiş yani. Ölmezse ayıp olur. Şimdi burada ne diyor? Falan filan. Tamam. Earl Wickard of Derby. Bir saniye. Onun ölme şansı varmış. Ha, bunun grandsonu. Ha, bu elemanın ölme şansı varmış. Bakalım. Bu kim? Bizi sevmeyen birisi. Kendisi bizim vasalımız. Evet, diplomatımızmış kendisi. Bize bayağı bir sinirlenecek. Saldıralım. Evet, saldırdık arkasından ve öldürdük. Küçük bir çocuk olarak, bir kız çocuğu olarak, 5 yaşındaki bir çocuk olarak öldürdük. Neyse. Tabii bu bizim ülkemizi yönettiği için adam da değişti. O zaman bir Chancellor seçelim kendimize. Mesela bunu seçeceğim çünkü bu bizi seven birisi. Ya da bunu mu seçsem? Bize bayağı bir kızgın. Ha, zaten bunun babasını öldürdüğümüz için bu bize kızmıştır bayağı bir. İyi, bunu seçiyorum o zaman. Kaybol. Şimdi Oxford'a gönderelim. Hatta onu keşke Derby'ye gönderseydik. Orada bizi hiç sevmiyorlar. Orada kendimizi sevdirmemiz lazım bir şekilde. Evet, bunu seçersek, dur bir saniye, ne diyor şimdi? Evet, isyan çıkacağını söylüyor bize. Hemen şöyle bir bütün askerleri çıkaralım biz. Ne diyor? Diyor ki işte uzun zamandır bunu bekliyorduk falan filan bir şeyler diyor. Bize bayağı bir baskı yaptınız diyor.
Artık meclisi açın diyor. Ben de açmayacağım diyorum. Bakalım ne yapacaklar. Evet, çok güzel. Tamam. İsyanı çıkarttınız. Aferin. Şimdi bizim buradan paralı asker almamız gerekecek. Yoksa bunlar bizi yok eder. Kaç bin askerleri var? 500, 800, 1300'e yakın askerleri var. Bizim kaç askerimiz var ki? Bizim de 1300'den birazcık daha az. O zaman aylık parası en az olan bunlar var. O zaman bunları alalım şöyle. Zaten tek başlarına yeterler diye düşünüyorum. Oyunun hızını biraz azaltacağım çünkü istenmeyen şeyler yaşanabiliyor ki burada mesela 44 askerimiz yok olacak gibi. Evet, gördüğünüz gibi saldırdılar. Şöyle geri çekemiyor muyuz? Europa Universalis'teki gibi. Neyse, gitti artık onlar. Bütün orduları birleştiriyorum. Biraz iyileşsin moralleri. Şöyle de generallerimizi koyalım başlarına. Gördüğünüz gibi şurada morallerinin iyileşmesi gerekiyor. %50'lerde hala. Bina da iyi, bizim için daha kolay olacak gibi görünüyor. Tamam. Hala %60'lardayız. Onların morali neredeyse tam. Onun için saldırmayacağım şimdilik. Şöyle biraz hızlandıralım. 76, 80. Ne diyor? Evet. Asker çıktı event karşılığında. Bu arada eksilere düştük para olarak. Yani yapacak bir şey yok. Aslında borç alabiliriz ya şu Yahudilerden. Yani borcu mecburen almak zorundayım. İleride 350 olarak ya geri öderiz ya da direkt krallıktan atarız bu elemanları. Yapabiliyor muyuz? Yok, şu anda yapamıyoruz. Tamam, savaşı kazandık. Bu eleman da hapse girdi. İyi, kendisini şöyle bir zindana atalım. Orada artık isyanını eder. Nereye gelmeye çalışıyor bu? Üstümüze yürümeye çalışıyor. İyi bakalım, biz gelelim. Bunları gittiği yere kadar tokatlamamız gerekecek şimdi. Mesela buraya geliyor. Her ne kadar bizim de moralimiz az olsa da onların da morali az olduğu için. Şimdi bunların eksi 105 kişi gitti, bizden 11 kişi gidiyor. İyi, o zaman şu anda kardayız. Ha, bu arada bizim şeyler de gitmiş. Merchantlar. Tabi para olmayınca adamlar direkt gitti. Neyse, artık zaten kazandık sayılır. Evet, bu arkadaş da hapse girdi. Hemen seni de bir zindana atalım. Beni sevmeyen herkesi böyle tek tek zindana atacağız. Gördüğünüz gibi mareşalimiz yok şu anda. Hemen şunu seçelim. Kendisi hırslı biriymiş. Seni de seçelim. Sen buna gel. Evet, yanlışı seçtim ama olsun, neyse. Buraya gelmek istiyor. Biz gelelim. Bunların bu isyanın asıl başını indirmeye çalışıyorum ama adamı bir türlü yakalayamadık. Biliyorsunuz isyanın başındaki adamı indirince direkt çıkıyorlar, pes ediyorlar. Neyse, artık onlar 72, biz 6 kayıp veriyoruz. Gittikçe böyle böyle bir şeyler yapacağız artık. Ya bitene kadar ya da teslim olana kadar. Bu kimmiş? Benim soyumdan birisiymiş. O zaman benim soyumdan birisinin diplomasisi yüksek olmalı. Şöyle insanların gönlünü hoş tutalım. Şuradan bir şeyler verip. Dur, Commander'ı şöyle vermemiz gerekiyor. Tamamdır. Bu arada kaç yaşında bu ya? 6 yaşında, hala büyümedi. Hayır, bir de tamam 10 yaşında falan geçse neyse. 2 yaşında mı, 1 yaşında mı ne geçti hatta. Neyse, hiç geçmeye de bilirdi, onun için sorun yok. Evet, gördüğünüz gibi bir oraya bir oraya 100 kişi kaldılar. Heh, bir kişiyi daha aldık. Seni de hapse atıyorum. 89 kişi kaldı düşmandan. Onu da artık bir savaşta bitirebilirsek artık iyi olacak.
Evet, burada yeni bir asker çıktı, düşmanın askeri. Onu direkt yok ettik. Evet, bunu da yok ettik. İyi, tamam, bitti şimdilik. Başlarını ele geçiremedik ama en azından bir şeyler yapabildik. Şöyle işgal edebileceğimiz yerlere gidelim, işgal edelim. Zaten bunlar... Ha, kabul etmiyormuş. İyi, tamam. Evet, yeni asker basmaya başladılar. Bassınlar. Şu anda önemli değil. Herhalde bir iki şehrini işgal edince bırakacaklardır. Bu arada grafiklerini, yani modelleri güzel yapmışlar. Biliyorsunuz Europa Universalis'te DLC olmadan herkes aynı şekilde görünüyor. İyi, tamam. Bu arada ben şu hair'ımı neden değiştiremiyorum? Neyse artık. Yahudilere para borcumuz olduğu için şu anda bizi tapınakçılar sevmiyor. Yani Katolik vasallarımız sevmiyor. İyi, sorun değil şu anlık. Zaten bizi şu anda kimse sevmiyor. Yani bir kişi sevse şuraya bakabilirsiniz. Gerçi bunlar seviyormuş. İyi bakalım. Bu arada sen şunu yapacaksın. Evet, buranın işgali bitti zaten, kendisi de kabul ediyormuş. Kendisini hapse de attık. Kendisini hemen zindana atıyoruz. Güzel. Şimdi bunları geri gönderebiliriz. İyi. 3 kişi bizi seviyor. 2 kişi de az çok biraz sinirliler bize karşı. Hemen şuradan train troops yapalım. Yani bizi sevmeyenlere bu isyan karşılığında tek tek hapse attırmış gibi bir şey olduk. Evet, o paralı askerlere boşuna para vermiş olduk bu arada. 200. Bu bana koydu açıkçası. Heh, bu arada herkes kabul ediyor nedense. Az önce etmiyorlardı ama herhalde değiştirdiğimiz için. Düşmanın dostu yok değil mi? Şuradan. Ne bu? Burada ne diyor? Ha, West Fransa'ya karşı. O bizi bağlamaz. Hemen şöyle bir savaşımızı açıyorum. Askerlerimizi de hemen Bedford tarafında toplayalım. Derken onlar da Bedford tarafında toplamaya yöneldi. O zaman biz... Ne, Northumbria mı burası? Northampton. Northumbria ülke ismiydi bir kere. Şu 239 bin asker de gelsin. Şöyle birleştirelim. Zaten moralimiz fena değilmiş. Şöyle. Zaten 3 tane komutan var. 3 komutanı da koyup gönderiyorum. 800 kişiye karşı almaları büyük ihtimal. Ne diyor? Tamam. Tamam. Bu hırsızları öldürmek için bir plan yapıyormuş kısacası. Ne diyor? Ha, burada sakatlanabilir diyor. Burada ne diyor? Ne farkı var ki? Yani neden bunu seçmeyeyim? Bunu seçeyim. Yani ne farkı var? Bunu seçerim daha iyi abi. %95 şanslı şeyi niye seçmeyeyim ki? Ya benim anlamadığım bir şey oldu ya da çok saçma bir şey oldu. Bu arada vasallarımızın askerlerini çok uzun süre tuttuğumuz için bize trip atıyorlar. İyi, tamam. Gidebilirler diyecektim de. 400 asker oradan geliyormuş bize. Neyse, gönderelim bakalım. Zaten düşmanın askeri 500 falan. Herhalde bir şey yapamaz bize. Kaç yaşındayız? 8 yaşındayız. Tahta bir erkek geçirmemiz gerekiyor ama gidişte biraz zor. Şunu bu arada derbideki insanların üstüne atacağım çünkü bu arada kendisi bizi zaten hapisten nasıl yönetiyor ya? Bir de o hapse atıyoruz ama hala oranın yöneticisi olma unvanını taşıyabiliyor. Adam yok ama taşıyor. Bu arada
Kent devleti bizim vasalımız galiba. Büyük ihtimalle de öyle ki orayı işgal etmeye çalışıyor bu arkadaş şimdi. Bakalım kim daha önce işgal edecek. O biraz daha aşağıda görünüyor ama. Aynen. Biko işgal etti. Neyse artık. Bu arada bu bizim pişimizi biriyle evlendirelim bakalım. Bu bizim soyumuzdan mı? Aynen bizim soyumuzdan olduğu için hemen Genius yapıyoruz ve ha olmadı. Hemen şöyle gelelim. Yüksek birisiyle evlendirmek gerekiyor galiba bunu. Kaç yaşındasın sen? 12 yaşındasın. Kimle evlendirsem ki? Evlensen olur, evlenmesen olur. Evlendirmiyorum o zaman. Bu arada hala saklanıyoruz. Bize karşı olan saldırılara karşı. Bu arada ben niye burayı 2 saattir kuşatamadım? Adam kenti kuşattı, bir de buraya geldi. Burayı da kuşatıyor. Hadi artık. Bu arada ay geçişlerinde sesim kesiliyor mu bilmiyorum ama. Tamam, işgal bitti. O zaman bu arkadaşlara saldırıyorum. Büyük ihtimalle alırız zaten. Ki aldık. Bizden kaç kişi öldü? Bunlardan kaç kişi öldü? Onlardan 53 kişi öldü de bizden kaç kişi öldüğünü göremiyorum. Ha bu savaşmış asıl önemli olanı. 27 kişi öldü bizden. Onlardan 150 kişi. Bu arada buraya gidiyor. Hemen. Evet. Viking çağının başladığını söylüyor bize. Ne diyor? Diyor ki bu artık bu Viking tarafları gelişmiş teknolojiye sahip olacaklar gemi yapmada ve shipyardlar yani limanları oluşacak. Bu ne anlama geliyor? Gelip bizi dümdüz edecekler yani içimizden geçecekler. Biliyorsunuz gerçekte Northmen dedikleri bu İsveçli Danimarkalı elemanlar buraya geliyorlar. İlk önce Northumbria'ya çıkıyorlar. Gerçek hayatta. Bu kim ya? Northumbria'nın kralı. Bana ne? İlk önce Northumbria'ya çıkıyorlar. İşte manastırları falan yağmalıyorlar. Bu Katolik din adamlarının yerlerini yağmalıyorlar falan filan. Ondan sonra bakıyorlar buralar çok zengin. Tabii bu Angut Hristiyanlar bir sürü değerli altın sakladığı için böyle dini yerlerde. Bunlar da sürekli saldırmaya geliyorlar falan filan. Zaten büyük bir dönem şurayı yönetiyorlar. Şurayı. Buranın içini tamamen yönetiyorlar. Hatta İrlanda'yı falan da bunlar keşfediyor. Böyle değişik işleri var bu Vikinglerin. Ha bu arada offer peace yapınca kabul ediyor kendisini. Şöyle bizim vasalımız yapmış oluyoruz. Tabii şu anda kendisi bizi sevmiyor. Neden sevmiyor? Evet. Yer istiyormuş. Da veremem yani. Hiç kusura bakma. Zaten hiçbir özelliği de yokmuş. Zaten bütün ailesini de iki çocuğu hapiste ve kız kardeşlerinin hepsi hapiste. Bir tane de erkek kardeşi varmış. Onu da öldürmüş. Büyük ihtimalle bu öldürdü. Neyse. Tamam biz kaç yaşındayız? 9 yaşındayız. O zaman şuraya bir hak iddiası mı yapsak? Ne dersiniz? Şöyle Fabricate Claims deyip buraya bir gönderelim bakalım. Güzel 381 paramız var. Hemen şu borcumuzu ödeyelim. Şeylere. İyi, güzel. Şu anda yapacak bir şeyimiz yok herhalde. Sadece zamanın geçmesini bekleyeceğiz. Kinglerin bizi yok etmesini izleyeceğiz. Ha, kralları da zaten çocukmuş. Bakalım ne yapacaklar ya? Kime çıkacaklar çok merak ediyorum. Bu arada Germanik kültürdekilere karşı nerede? Yani bunların hepsi Germanik diye sayılıyordu.
diyebiliyorum. Bunlara karşı hak iddiası kazanıyormuşuz. Savaş nedeni kazanıyormuşuz. Öyle yazıyordu. Ama bilmiyorum. Gelsin de biz bir savunmamızı yapalım. Ondan sonra saldıracaksak saldırırız buradan. Ha bu arada ben orduları niye geri koymadım? Boşuna para veriyoruz o kadar. Bu arada bizim gelirimiz bayağı iyi ya. 6.79 para geliyor aylık. Vasallar, vasallar. Aa aslında vasallar bizi sevmeye başlamış diyecektim. Bunlar seviyor, bunların hiçbiri sevmiyor. Neyse gün gelecek hepsini yok edeceğiz. Bu arada Katar Uprising yani Katar isyancıları. Şu Arapların oradaki Katar değil buradaki Katar. İsyan etmiş. Hiding'den çıksak mı? Bence gerek yok. Hala ölme riskimiz olduğu için. Ki zaten 5 kişi. Yani bununla beraber 6 kişi bizi öldürmeye çalışıyorlar. Bırakır mısın kardeşim? Niye saldırıyorsun? Yani bu ölse direkt gideceğiz ha. Yani bu geçecek başa. Gerçi izin versek mi? Hani bu geçer başa da. Bu da yani çok da iyi birisi değil açıkçası. Ha, hem de bunun soyundan birisi yani. Bunun soyu evlilik yapmışız. Regular marriage dediği için bunun soyundan geliyoruz. Yani geliyor olmalıyız. Şey olacakmışız diplomasi gitti. Zaten diplomasimiz sıfır. Nedenini biliyorsunuz. Saklanıyoruz çünkü. Neyse bakalım. Biriyle evlendirelim bunu ya. Kimle evlendirelim? Yani şu anda saklandığımız için tabii kimse bizde evlenmiyor. Evlendiremiyoruz. Şeyle evlendirebiliriz ya. Neydi? Bir tane çocuk vardı bizim soydan. Dur. Bu değil mi? Yok bu değil. Abi şimdi tek tek nasıl bulacağım? Keşke bizim soyumuzdan olanı. Heh. Bu. Bu mu? Bu. Bununla evlendireceğiz gibi duruyor. İsmini unutmayayım. Ölthwine. Bu orta çağda da Angut gibi isimler koyuyorlarmış bu İngilizler falan. Yani şu Danimarkalıların isimleri yine iyi. Hani Harald, işte Freyr falan. Kendi tanrıların isimlerini koyuyorlar gerçi ama. Freyr falan. Thor. Tamamdır. Bu arada asker çıkarıyor sürekli. Çok güzel. Tamam. Bir 15 yaşına gelelim. Şeyden çıkacağım. Saklanmadan çıkacağım ve evlendirmeye çalışacağım. O çocukla. Ki zaten videoyu da burada bitirmem gerekiyor. Yani bu bölümde daha çok yani ülkeyi geliştirmekten daha çok bu bölümde şey yani sabit tutmaya çalıştık ülkeyi. Dağıtmamaya çalıştık diyelim. Bu arada Lombardiya'nın burada toprağı var. Roma'dan kalma herhalde. Roma şeyinden. İmparatorluğundan. Adamın tipe bak. Ne güzel insanlar. Tiplere bakın. ne diyor? Birisi öldü galiba. Bir eleman öldü. O zaman bir tane commander koyuyoruz hemen şu şekilde. Abi ülkede yalnız komutan kalmadı. Chancellor'ımız ölmüş. Onun yerine şunu koyacağım galiba ya. Bu -93. Ben bundan korkuyorum. Size fabricate claim yap. Gerçi yapamayacak. 8 şeyi var. Büyük ihtimalle şu ikinci seçenek olacak ama. Bir saniye. Evet gördüğünüz gibi bir isyan daha çıkarmaya çalışıyor bu eleman. Ki bunu az önce diplomatik şeyim yaptım biliyorsunuz. Ne diyor? Şöyle yapsak bize suikast yapmaya çalışanlara. Aynen bize suikast yapmaya çalışanların şeylerini şöyle tek tek indirebiliyoruz galiba.
Şöyle hepsine gönderiyorum. Bakalım ne olacak. Sen de çıkar. Zaten hepsi tamam ok diyor hemen yani. Hiç karşı çıkan olmadı şimdiye kadar. Buna sorsak. Evet bu no dedi. İyi tamam. Tamam herkes çıktı ya. Gördüğünüz gibi bir kişi kaldı. O da bu zaten. Bu da isyancı baş. Şey yapsın, ben bunu bir yok edeyim. Aynen. Aynen dedim. Bakın şimdi bu hem isyan çıkarmaya çalışıyor hem beni öldürmeye çalışıyor ve benim elime hak geçirmiş oldu. Onun için ben bunu deliyorum. Delemedim. İsyan etti. O zaman şu şekilde deleceğiz. Kendisinin ülkesini almıştık biliyorsunuz. Orada isyan etti. Videoyu da bitireceğim. Bitiremedim. Bu şey yüzünden. İsyan çıkarıp çıkarıp duruyorlar. Gel bakalım. Umarım ilk savaşta direkt bu rehin düşer de bir gülerim. Queen'imiz 12 yaşına geldi. Kendisine bir şey belirledik. Neyse şu şimdilik bir dursun. Gördüğünüz gibi 292 askeri öldü. Yani bunu yapması çok saçma bir şeydi zaten. Belli. Neyse direkt kovalamıyorum. Ben ülkesini işgal edeceğim. Zaten videoyu da bitireceğim. Onun için biraz acele etmeye çalışıyorum. Direkt zaten işgal edince ve kabul ettirince kendisine, biliyorsunuz kendisi hapse giriyor. Hapse girdiği gibi de kendisini zindana atıp çürümesini izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi zaten kortumuzda hapiste olmayan insan yok. Herkes hapiste. Bu hem hapiste ve hem de beni seviyor. Neyse. Şunu seçmedik mi abi zaten? Bu kim? Bizim mi? Kuzenimizmiş. Neyse. Şöyle en hızlıya alıyorum. Hemen işgalimizi yapalım da gidelim ya. 20 dakika sonra dershanem var. Onun için acele ediyorum. Yoksa bir video daha çekecektim. 237. Tabii orduya para gidiyor. 4.33 para gidiyor ondan dolayı böyle. Yine iyi yani, savaştayken bile para kasabiliyorsak. Hadi abi. Evet. Buranın kuşatması bitti. %59 savaş skoru oldu. Bunu %100'e getirmek için bunu sabah akşam tokatlamamız gerekecek. Hem Europa Üniversitesi'ndeki gibi şu nehirden dolayı dezavantaj yemek istemiyorum. Boşuna ölmesin. Evet zaten kendisi hapse girdi ama başkası girdi. Şöyle gittiği yere kadar takip edeceğiz. Evet zaten gelen geçen Northumbria ülkesine kaçıyor ya. Bir kere de bizim ülkemizin içine doğru kaçsalar. Tamam tamam. Claim atmış toprağıma. Azo. Ne diyor? Hadrianus benim title'ıma göz koymuş galiba. Öyle bir şeyler olmuş. Aynen buraya göz koymuş. Papa Hadrianus. Yani şimdi burayı o mu yönetiyor abi? Abi istediği yeri yönetebiliyor. Abi böyle saçma bir şey olur mu ya? Böyle nasıl bu dine inanmışlar? Ne dese yapıyorlar. Yazık. Evet hasta olduk bu arada. Adamların ordusu kalmadı. Neyse bir kere daha işgal edelim bakalım. Papa Adrianus öldü sonunda ama sonuç olarak yine bu yönetiyor. Nasıl aldı orayı ya? Yani hayır yani savaş açsa, dinden çıkarmaya çalışsa falan yine direnirdik de. Adam direkt ben alıyorum kanka dedi. Biz de ev dedik. Adam direkt aldı gitti. Kolay kazanmıyoruz. Neyse. Bir tane şey atayacağız.
Bu eleman güzel görünüyor. Ben kendisini fabricate claim yapmasına göndereceğim. Tabii şu anda savaşta olduğu için yapamıyor. Evet, %100'ümüzü aldık. Kendisini hapse attık. Bu bize karşı isyan eden arkadaşa. Bu özellik iyiymiş bu arada. Dur diyorsun, bana şey yapma diyorsun. Hayır diyor, bir kafa atıyorsun, direkt hapse giriyor. Çok güzel. Ama buna mesela gönderemiyoruz. Buna göndersek aslında şöyle end float olmuyor işte, neyse. Şimdi şuraya bir gönderelim bunu. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Bir saniye, bu ne? Kent. Aa, burası da bizim vasalımız mı oldu, ne bu? Kent çünkü bizim galiba. Ya da bizim dostumuz, öyle bir şey. Çünkü bizim her savaşımıza bu arkadaş geliyor. Bu benim neyim oluyor? Neyse. Videoyu beğendiyseniz ve senin namının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar esen kalın.